İşte RovoLab ekibi. Lab, navigasyon sorumlusu bir CyberTech ürünü. Femina, proje başkanı ve sanat yönetmeni. Bir RoboFriends ürünü. Word, olay koordinatörü. Bir Taç Mahal uzay endüstrileri ürünü. Mexican, teknisyen. Bir Oley mühendislik hizmetleri ürünü. Ego, merkezi işlem ünitesi sorumlusu. Bir çok uzak doğu teknolojileri ürünü. Doc, RoboLab'in kaptanı. Tabii ki Türk. Bir Martı görsel sanatlar ürünü. Ve Odd Mission sayfası. Şarkan, Odd Mission'ın işkence sever kaptanı. Gerçek kötü. Rastupin, eski mahkum, emekli Rus ajanı. Draluka, Doğu Avrupalı bir robot. Umutsuz vaka. Herkes ne olacağını merak ediyor bu hafta, değil mi? Bakalım yıldız göstergeleri nasıl? Terazi. Sağlık. Bu hafta saatteki yeme hızınızı düşürmezseniz kaza yapacaksınız. Para. Elinizdeki parayı çok fazla tutmayın. Yeni paralar basılacak. Sonra elinizdekileri satacak yer bulamazsınız. Aşk. Sevgilinize yazdığınız aşk mektuplarını başkasının okumasını istemiyorsanız, sakın okuma yazma bilmeyen biriyle çıkmayın. Akrep. Sağlık. Bu hafta kirpikleriniz dökülecek. Sakın dökülen kirpiklerinizi atmayın. Takma kirpik olarak kullanırsınız. Para. Borç veren kişilere borç vermeyin. Paranız istemediğiniz kişilere gidebilir. Aşk. Yılbaşında Noel Baba'dan sevgili istemeyin. Adamcağız nasıl sığdırsın koca sevgiliyi küçücük çorabın içine? Herkes kendini ona göre ayarlasın. Sağlığınıza dikkat, parasız kalmayın ve gönlünüz hep zengin olsun. Hadi ama başlamıyor muyuz? Daha gidip temizlik yapacağım. Ne? Temizlik mi yapacaksın? Hemen başlayalım o zaman. Şimdi sizden az sonra duyacağınız sesin neye ait olduğunu söylemenizi istiyorum. Acaba bu ses bir eğlence treni sesi mi? Yoksa elektrikli testereden mi geliyor? Ya da belki bir mağara sesidir. Ne dersiniz? Sizce bu sesi ne çıkarabilir? Evet fam. Bu elektrikli testere sesi no? Çok doğru. Aferin fam. Nasıl bilebildin? Bazen rapi elektrikli testereyle ortadan ikiye bölmeyi düşünüyorum da. Tabii anladım. Neyse, sakin olmakta fayda var dedim ben. Ben de bu works'ü mü parçalara ayırsam ne? Sen onu anca rüyanda yaparsındır. Hadi sorunu sor artık. Ben de soruyorum. İşte size küçük küçük parçalara ayrılmış ve parçaları karıştırılmış bir resim. Sizce bu bir ahtapot mu yoksa bir balık mı? Belki de bir balina. Hadi bulun bakalım. Bakalım bu sefer doğru bilebilecek misin Works? Bak Maxoş, ulu atam Roboraj derdi ki bir saat... Çok doğru!
Evet, doğru cevap saat olacaktı. Ama ben daha cevabı söylememiştimdir. Merak etme adamım, Ulu Atan arada senin yerine de yarışıyor. Laf salatası yapmayın. Yeni soru geliyor. Evet, bakalım hazır mısınız cevaplamaya benim sorumu? Cevaplayamayacağım sorun yoktur dur benim. Bakın altı resme dikkatlice. Tutmaya çalışın yerlerini aklınızda. Şimdi kapatıp üstlerini açacağım bir tanesini. Siz de bana söyleyeceksiniz onun eşinin kaç numaralı taşın altında olduğunu. Anlaşıldı mı? Evet uykucu Max, ver bakalım cevabını. Bana uykucu demeyi kes Igo. 6 numara. Çok yanlış. Gördüğün gibi uyuyorsun hala. Bak hala uykucu diyor. Bir de beni kesecektir. Uykucu Maxoş, uykucu Maxoş. Bu çocukça tartışmaları bırakın artık. Sen de yangına çocukla gitme efem. Tamam tamam, soruyorum sorumu. Resme dikkatlice bakın. Resmin içinde bir hayvan gizli. Bakalım bulabilecek misiniz? Ulu Atam Roboraj dendi ki bir yarasa... Çok doğru. Ben yanlışlıkla bastımdır. Yoksa gene mi bildimdir? Tebrik ederim Fox. Emin ol biz de şoktayız. Bugün şanslı günündesin Fox. Bakalım benim sorumu da bilebilecek misin? Dönen küpe dikkatlice bakın. Küp durduğu zaman sizden gördüğünüz yüzün arka tarafında kalan resmin ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Acaba arkada kalan resim bir araba resmi mi, bir baykuş mu, bir at mı, bir yarasa mı, yoksa bir fare mi? Orada var bir at. Çok yanlış. Cevap baykuş. Baykuş mu? Ama... Bana uykucu diyenler utansın. Arkadaşlar, lütfen birbirimizi kırmayalım. Igo bilemedi ki, Igo bilemedi ki. Aman diyor, dayanamıyorum size. Femina, ben de senin güzelliğine dayanamıyorum. Yeter, kesin şamatayı. Hadi Works, sen de sor sorunu. Resme iyice bakındır. Şimdi size soracağımdır. Acaba yandakilerden hangisi bu resmin doğru gölgesidirdir? Doğru yanıt acaba B midir, C midir yoksa D midir?
Şampiyonluğum engellenemezdir. Sabırlı ol Works. Daha kazanan belli olmadı. Özür dilerim patroncum. Şu çifte kavrulmuş da söylerse cevabı. C şıkkı. Çok doğru. Evettir, bildindir. Ama bundan bana nedir? Kazanan açıklansındır. Kazanan Works. Yılbaşı yaklaşıyor Doc. Artık hazırlıklara başlasak iyi olacak. Her sene o kadar masraf yapıyoruz. Yılbaşı ağacı hazırlıyoruz, şömineye çoraplar asıyoruz ama Noel Baba'nın geldiği yok. Patroncum, Noel Baba geliyordur da bizim bacadan içeri giremiyordur. Neden ki Works? Maxoş'un çoraplarının kokusundandır tabii ki patroncum. Noel Baba evlere neden bacadan girer diye hep merak etmişimdir. Tabii ki otopark parası ödememek içindir, Femina bebek. Hem düşünsenize, ya çocuklar da Noel Baba'ya özenir, evlere çatıdan girmeye kalkarlarsa ne olacak? Ya da şömine o sırada yanıyorsa? Ne olacağı açıktır. Kömürde kızarmış Noel Baba olurdur. Akşama hindi yerine onu yerlerdir. Ay, düşünmesi bile korkunç. Ne büyük bir facia olur.
Hindiler için aynı hassasiyeti göstermiyorsundur ama. Hindiler de hediye getirseler onlara karşı da hassas olurdu Works. Dama çıkan file ne denir Raz? Bilmem, hiç çıkmadın ki. Dikkat et de düşme denir. Sana böyle söylemeyeceğime emin olabilirsin fil kafalı. Noel Baba o kadar yolu kızakla gelirken yorulmuyor mu acaba? Yorulmaz olur mudur Meksoş? Adamcağız o saçları sakalları nasıl ağırttı sanıyorsundur? Neden yorulsun canım? Kızağa biniyor geliyor işte. Asıl kızağa çeken geyikleri düşünün siz. Her sene de o kadar yol çekilmez yani. Ben geyik olsam Noel Baba'yı bir çatıya bıraktığım gibi tüyerdim. Çatıda bir yere bağlıyordur geyiklerini herhalde. Bence geyikler hallerinden gayet memnundurlar. Neden memnun olsunlar ki Bird? Bütün gün geyik muhabbeti yapabiliyorlardır da ondandır Meksuş. O zaman senin de halinden memnun olduğunu söyleyebilir miyiz yani Bird 01? Söyleyemeyiz patroncum. Çünkü ben geyik muhabbeti yapıyorum diye bana kızıyorsundur. Sen hiç Noel Baba'nın geyiklerine kızdığını duydun mudur? Her gün bol bol tüketin sıvı. Ama bu asitli içecekler gelmesin anlamına. Daha çok tercih edin meyve sularını ve içme suyunu. İşte Şefiko'nun tavsiyeleri. Robot menüsü. Manyeto fırında. Sahanda sensör. Vida vida tatlısı. İnsan menüsü. Kuşkonmaz çorbası. Kadın budu köfte. Kuskus ve komposto. Olsun afiyet. Unutmayın gençler, dengeli beslenin, doya doya eğlenin. Hey Raz, fil kadar büyük, tüy kadar hafif olan şey nedir? Kesinlikle sen değilsiniz ki. Hayır, değilim. Cevap filin gölgesiydi. Umarım bir gün gölgen bir fil gölgesinin altında kalır seni Moronski. Çocuğu olmayan adama denmez değil mi baba? Hayır Igo. Baba olan herkesin çocuğu var demektir. O zaman mutlaka vardır bir de anne. Evet tabii de neden soruyorsun ki şimdi bunları? Noel baba getirmiyor niye Noel anneyi ve çocukları diye merak ediyorum. Onların pasaportları yoktur da ondandır Igo. Koskoca Noel Baba'dan da istiyorlar mı pasaport yani? Neden istemesinlerdir ki? O da herkes gibi bir vatandaş değil midir? Bilmem, öyle midir? Bilmem, olmaya da bilirdir. Peki görünmüyorsundur Meksoşçuğum. Odamda beslediğim balık öldü. Hemen veresindir Igo'ya, yapsındır buğulama. Sen geç dalganı tabii. Kalbimi kırıyorsundur dostum. Seni neşelendirmek için bir fıkra anlatayımdır. Emin misin? Bak Meksoş, küçük bir yengeç yavrusu ağlıyordur. Bunu gören bir balık ne olduğunu sormak için yavru yengece ne oldu yavrum niye ağlıyorsundur demiştir. Beslediği balık mı ölmüş? Yengeçler balık beslemez dostum. Niye ağlıyormuş o zaman Börk? Yavru yengecin annesi dün akşam bir kokteyle gitmiştir, hala geri gelmemiştir. Aklıma bir şey geldi. Bu sene de Noel Baba'ya bir sürpriz yapalım. Tamamdır. Bir kızak kiralayıp bu sene de biz onun evine gidelimdir. Oldu Works. Başka isteğin? Bir de zam istiyorumdur ama bu genel bir istektir. Konuyla bağlantısı yoktur. Uçan geyiği nereden bulacağız peki? Sizden iyi geyik mi olur? İkişer kanat taktırırsınız, tamam işte. Patroncum, Noel Baba'nın geyikleri kanatlı değildir ama. Olsun. Robolat Baba'nın geyikleri kanatlı oluversin, ne olacak? Bakalım az ilerideki benzinciye. Orada vardır belki uçan geyik. Olmazdır, bacaksız samuray. O benzinci markalı geyik satıyordur, pahalıya gelirdir. Toptancıya gidelim o zaman.
Hem zaten kalabalığız. Belki grup indirimi de yaparlar. Kaptan sizinle dalga geçiyor. Farkında bile değilsiniz. Patroncum, size dalgacı diyordur, haberin olsundur. Aman be Femina, ne güzel eğleniyordum şurada. Ne diye bozuyorsun ki? A song of life.